Değerli izleyenler, Konya'daki bir mahalledeki vatandaşlarımız bir hayli tedirgin. Sadece onlar da tedirgin değil, uzmanlar da tedirgin. Şimdi o mahallede zaten yıllar öncesinden oluşan obruklar vardı. Her senede çökme kısmi olarak devam ediyordu. Ancak bu sene çökme normalin üzerinde, beklenenin çok daha üzerinde meydana geldi. Peki bunun sebebi neydi? İzleyelim. Bir yıl önceye göre neredeyse 20 santim daha fazla çökme var. Yer yarıldı, mezarlıklar ortaya çıktı. Sadece burası değil, yani şuradan başlıyor, şu dağın öteğinden karşı dağa doğru gidiyor. Bu bölgedeki toplam uzunluğu 7 kilometre. Endişelendiren görüntülerin adresi Konya Ovası. Bölgede yeraltı suları hızla çekildi. 2008 yılından itibaren obruklar oluşmaya başladı. İlk yarıklar oluştuğu dönemde inanırsın birkaç metre derinlikte içine koyunlar düşüp öldüğü. Yani görüldü. Zamanla burada 1 metrede su çıkan yerde şu anda 200 metrede su bulamıyoruz. Yani susuzluk gerçekten bir başlıca bir sorun. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Yaşar Eren ve ekibi AFAD obruk projesi kapsamında çökmeleri gözlemlemeye başladı. Ancak obruklar her geçen gün etkisini artırdı. 2008 yılından itibaren oluşan bu yüzey yarık ve faylanmalarından hesapladığımız yıllık çökme hızı ortalama 8,5 santim civarındaydı. Yalnız bu yıl biraz daha artmış gibi, mezarlıktaki gözlemlerimiz bunu biraz daha artmış gibi gözüküyor. Caminin altına geldi bunu. Oradan cami 10-15 santim ayrıldı. Obruklar geçen yıla göre 20 santimetre daha derinleşti. Vatandaşların diz boyuna kadar ulaştı. Öyle ki mezarlar bile ortaya çıktı. 1,5-2 metrede komple mezarlarla beraber toprak tabana oturdu. Ortaya çıkan manzara mahalle sakinlerini ve uzmanları endişelendirdi.